alacağım, tamam. Gel buraya. Ne dedin, duymadım. Narin, duymadım seni. Evet dedim. Emin misin? Gerçekten. Tamam, söz veriyorum. Evet dedim, evleneceğim, tamam. Evet. Deli misin sen? Ne işin var onun tepesinde? Ben seni çok seviyorum. Şu kapıyı aç. Hayır, öteki taraftan. Hayır. Hayır. Yani tamam. Seni deli. Emin deli. Misin? Ne yapıyorsun? Emin misin? Evet, eminim. Tamam, evleneceğim. Söz veriyorum, evleneceğim, tamam. Ben sensizleşeceğim. Fırat, tamam, söz, gerçekten söz. Evet, tamam. Seni seviyorum. Tamam. Hey, şişt. Yok öyle tamam mamam, hayırdır? Ha? Tamam değil, tamam değil, ne oluyor orada? Aa, ayrıl. Deniz Hanım, niye bozuyorsunuz işi ya? Ha yok efendim, yok. Olmaz öyle. Gideceksiniz akşam, çişenizi, çikolatanızı alacaksınız, öyle geleceksiniz istemeye. Hadi bakayım. Ya ne kız istemesi Deniz ya? Ay sana ne? Karışma sen, içeri gir. Cık cık cık. Ya örf, adet ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Siz bu kıza sahipsiz mi sandınız ha? Annesi babası yok diye. Akşam gelip benden isteyeceksiniz. Hadi, hadi. Allah Allah. Tamam tamam, olur, öyle yapalım. O zaman biz hazırlık yapalım, hadi gel. Aa. Tamam Deniz abla. Aa. Bırak sunumu. Yürü oğlum, yürü gel gel. Ben yolda anlatırım sana. Hadi, hadi çabuk. Hadi işimiz var, hadi. Şöyle adam olacaksınız ya. Kaç yaşına geldiniz? Adam gibi isteyeceksiniz kızı. Senin de içinde gizli kalmış, ortaya çıkmayı bekleyen bir kaynana varmış. Bunu da görmüş olduk Deniz'ciğim. Gel ya Deniz. Niye evleniyorsunuz şimdi? Abi yemin ediyorum pes. Vallahi çakıyorsun sen bu işten. Bu fikri aklıma sokmasan var ya, Narin bana asla evet demezdi. Edemezsin. Kendimize faydamız yok. Ha? Alışveriş yapmamız lazım Fırat. Alışveriş yapmamız lazım yani. Şimdi Deniz Hanım'a rezil olacağız. Ne yani? Narin Hanım'a değil de ne, Deniz Hanım'a mı yani rezil oluyoruz? Ya şimdi dünür oluyoruz şimdi. Şey mi yapalım? Allah Allah. Ulan ne götürülür kız istemeye giderken? Efendim abi. Ali, şimdi bana hızlıca bir özet geç. Kız istemeye giderken ne götürülür? Kimi kimi istiyoruz abi? Seni evlendiriyorum, karar verdim. He? Samantha Fox'u alacağım sana. Manyak mısın oğlum, sana ne lan? Anlasana bana mevzuyu. Şimdi abi... Lan sana sus! Sana kız verdik ki, köle mi verdik lan? Ha? Kızın üstüne kapı, kilitlemek ne demek? Ha? Söyle bana, Recep, ne demek? Recep baba bir saniye dinle, Allah aşkına dinle ya. Neyi dinleyeceğim lan? Neyi dinleyeceğim? Eğer o kızın sırtının kendine bir zarar gelsin... Sen aldın lan! Duydun mu? Şerefsiz! Alo. Şadiye, sana bir müjdem var. Akşam ablana geliyorsun. Fırat Bey kız istemeye geliyor buraya. Ay. Ay Deniz abla. Sahi mi söylüyorsun? Vallahi be, ablan da kabul etti. Gerçekten. Ay ne diyeceğimi şaşırdım ya. İçim bir tuhaf oldu. Gelirim tabii ben. Gelmem mi hiç? Tamam. Tamam. Tamam Deniz abla, hadi görüşürüz. Ne oldu? Geliyor mu? Ay, gelmez olur mu ya? Tabii geliyor. Ne duygulandı, ne ağladı ya. Ah canım benim. İyice sulu göz olduk ha. Aman. Narin be. Hı. Her şey güzel olacak bundan sonra. İnşallah. Ha? Aç kapıyı. Aç şu kapıyı. Aç! İyi misin kızım? Ha?
İyiyim baba, iyiyim. Bu şerefsiz mi yaptı bunu? Yok baba, olur mu hiç öyle şey? Eve daha alışamadım ya ben, mutfakta dolaba çarptım. Kızım, bak yalnız değilsin. Doğru söyle bana. Bu mu yaptı ha? Bu kapı kilitleme falan filan. Esir mi verdik lan sana bu kızı? Hı? Recep baba ayıp oluyor ama. Kes lan sesini, kes! Baba sen karışma ne olur. Kızım, seni ağlatanın anasını ağlatırım. Bir tek ben ağlatırım diyorsun Recep baba. Ben aldım. Ulan bana şerefsiz! Ayağımın altına alır, eferim seni. Duracak gibi. Derdin ne lan senin iki günlük evlisiniz bu kızı alıyor? He? Baba ondan ağlamıyorum ben. Deniz abla aradı şimdi siz gelmeden az önce. Fırat abi ablamı istemeye gidiyormuş. Ben tabii duygulandım ondan biraz. Fırat istemeye mi gidiyormuş? Kimden isteyecek ya? Benim niye haberim yok bundan? Ben Şam babası mıyım ya? Ha? Bana bak. Son defa söylüyorum sana. Eğer kızımın kılına zarar gelirse seni lime lime yaparım. Köpeklere atarım. Anladın mı? Anladın mı lan? Ne olursa olsun beni arayacaksın, tamam mı kızım? Kolay da o kadar Recep Efendi. Niye salıyorsun sen bu herifi benim başıma ya? Kapıya geldi ya. Açmayınca da kapı işte. Zafer, ben ablama gideceğim bugün. Yani böyle bir günde yalnız bırakmak olmaz tabii. İstersen sen de gel. Kendin git. Ne halin varsa gör. Cehennemin dibine kadar yolun var. Son günlerde oldukça revaçta olan model bu. Abi bu nasıl ya? Sanki bu güzel ha? Oğlum bu güzel işte lan. Öküz gibi taş var üstünde. Ya yok be abi, o ne? Zaten hepsi birbirinin aynı ya. Ne fark eder ki? Ha? Olur mu efendim, hepsi aynı. Hepsinin ayrı bir tarzı, ayrı bir dili var. Ya yemişim tarzını ya. Hepsi yüzük işte. Allah Allah. Efendim Ali. Lefkoşa'dayız abi. Takipteyim ben. Ne? Ne diyorsun oğlum sen lan? Ne işiniz var lan Lefkoşa'da? Vallahi abi havaalanından indi. Bodos böyle bir tane özel hastaneye girdi alelacele. Ben de takip ettim. Banka bölümüne girdi abi. Oğlum belki hastanenin bankamatiğinden para çekecektir yani. Ne bileyim ben? Ya böyle özel değişik bir banka abi bu. Anlamadım oğlum yani. Bunlar hani vardır bir bağlantısı, bir tanıdığı vardır. Ziyarete gelmiştir. Bize bir iş çevirmesin de. Yok abi öyle değil yani. Hani değişik bir banka şimdi. Nasıl söyleyeceğim? Şey bankası. Yani telaffuz edemiyorum şimdi de. Hani kız acayip bir numaranın peşinde abi yani. Öyle diyeyim sana. Acayip bir numaranın peşinde. Özel bir banka diyorum sana yani. Allah Allah. Oğlum sen niye böyle değişik değişik konuşuyorsun? Nasıl bir bankaymış bu? Ne diyorsun oğlum sen? Şaşırmış mı lan bu? Neyin peşinde lan? Vallahi abi oraya giden herkes işte neyin peşindeyse o da onun peşinde yani. Vay ırmak vay. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Tamam. Madem öyle bir orta yapıyor, ben de voleyi çakarım, yapacak bir şey yok. Sen peşinden ayrılma. Bol bol fotoğraf çek, elimizde belge olsun. Sakın dikkat çekme. Sonra da git o bankanın müdürüyle bir yemek ye. Konuş. Sonra da beni ara, beni konuştur. Abi ben takipteyim zaten 7/24. Banka müdürünü de hallederiz, sıkıntı yok.